kısmen daha çabuk ısındığı için erkencilik sağlamaktadır. Çilek genellikle asitli toprakları tercih eder. Toprak pH'ı 5,5 ile 6,5 arasında olmalıdır. Çilek, -10 santigrat dereceye kadar özel bir tedbir alınmadan yetiştirilebilir. Daha soğuk bölgelerde kuru ot, saman, kuru yaprak gibi maddelerle örtülerek don zararından koruma sağlanabilir. Çilek, toprak kaynaklı mantarlara karşı hassas olduğu için toprağın mantarlar veya kök ur nematotlarınca temiz olması gerekir. Sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı dünyanın en güzel izleyicileri, bir diğer ifadeyle Türkiye'nin sıcak, sımsıcak insanları, insanı insana, insanla insanda, insanca anlatan Metro Televizyonu Mertçe Söyleşi programı başlıyor efendim. Efendim her zaman söylediğim gibi insan demek hiçbir değerin kendisiyle ifade edilemeyeceği bir yüceliktir. Bütün insanlar insan olmanın gerektirdiği bir sorumluluk altındadırlar. Bugün bizim Allah'ına kadar Adanalı, bir diğer ifadeyle Türkiye'li, artık yani Adanalı demek efendim biraz böyle sanki konuyu daraltıyor gibi geliyor bana. O halde Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, İçel, İstanbul, İzmir, Kars, Kars'tamonu, Kayseri, Kırklareli, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sinop, Tokat, Tunceli, Urfa, Uşak, Van'dan Zonguldak'a, oradan da benim değerli kentim, ilim Osmaniye'ye kadar herkese, her kesime sevgiler, saygılar sunuyorum ve konuğum kim mi?
gerçekten bilgisiyle, birikimiyle, bilinciyle, ferasetiyle, performansıyla gönüllere yürüyen, yaptığım haberde 10 bin kişiyle paylaştım. Orada da ifade etmiştim efendim. Adana'nın kalbine yürüyen Sevilcan ile Mertçe söyleşi başladı. Sözü uzatmıyorum. Hoş geldin Sevilcan. Hoş bulduk. Nasılsınız sevgili vekilim? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Klibi nasıl buldunuz? Çok Türkiye güzel, vaktini. Çok güzel bir klip. Gerçekten insanın ruhuna dokunuyor. Gönüllere giren bir klip diye düşünüyorum. Toplumun her kesimini kucaklayan bir klip. Güzel yapan herkesin eline sağlık. Emek harcayan herkesin eline sağlık. Muhteşem. Peki İstanbul klip. Mitingini nasıl buldun? Dün Yeni Kapı'da muhteşemdi evet. Gerçekten. Muhteşem bir klipti. Mitingdi. Klipte kaldık. Evet. Şimdi siz malum biliyorsunuz biz sahadayız. Sahada yoğun bir çalışıyoruz. Mitingi baştan sonra kadar izlediğimi söyleyemem. Evet. Ama akşam haberlerde böyle ara ara baktığımda İstanbul Yeni Kapı mitingi gerçekten çok güzeldi, muhteşemdi. Yani kelimelerle ifade edilmesi çok zor bir ifade. Muhteşem bir mitingdi. İstanbul İstanbul'unu gösterdi. Harika bir mitingdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın performansına zaten diyecek yoktu. Yine tüm Türkiye'yi kucaklayan, tüm Türkiye'yi yansıtan bir mitingdi diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, ayağının tozuyla geldi. Çünkü o kadar performansı yüksek bir aday ki Rabbim inşallah nasip ve müyesser eyler. Adana adına çok güzel şeyler yapacağını düşünüyorum. Mertçe inanıyorum. Alanı hemen ona soracağım ben. Yani çünkü Adana'nın bütün ilçelerini hemen hemen gezdik. Gezmediğin ilçe kaldı. Zaten malum biliyorsunuz İlk Kadın Kolları Başkanlığı'nda yürütüyorum. Evet. 16 yıldır da siyasetteyim. Kadın Kolları Başkanlığım sürecinde de 15 tane ilçemizin hepsine defalarca gitmiş biriyim. Ama bu adaylık sürecinde malum biraz daha özel çalışıyorsunuz. Yani bütün ilçelerimize gittim. Bir Pozantı ilçemiz kaldı. Onu da bu hafta içerisinde bu süreçte gitmiş olacağım. Peki Sevilcan Hanım şey ne? Yani yüce halkımızın gözlerindeki umut ne? Evet. Beklentiler ne? Evet. Özlemler, rüyalar, hayaller ne? Evet. Ve sıcak sıcak onları alalım evet. Senden. Şimdi tabii dediğim gibi Tufanbeyli'den merkeze doğru indiğimizde bizim halkımızın hala bir umut beslediğini görüyorum AK Parti'ye karşı. Evet. Büyük bir yeni dönemle ilgili bir heyecanını hissettim sahada. Yani halkımızın beklentileri var. Belki hani eksik kalan bir şeyler var. Onları bize iletiyorlar. Ve bunu da yapacak kişinin, yapacak partinin AK Parti olduğunu görüyorlar. Bu coşkuyu da bize zaten hem sözleriyle, hem gözleriyle, hem gönülleriyle de hissettiriyorlar. Yani ben muhteşem bir ilgi gördüm. Taşra'dan merkeze kadar, her yerde. Bu da tabii bir siyasetçi olarak bizi onur etti. Demek ki hala halkın gönlündeyiz, milletimizin gönlündeyiz ve bize karşı da bir umut besleniyor. İnşallah Rabbim bize beslenen bu umutları karşısında mahcup etmez. Hem Adana nezdinde hem Türkiye nezdinde. Ben büyük bir teveccüh görüyorum AK Parti'ye karşı. Yani bunu bir AK Partili olarak ifade etmiyorum. Gördüğüm objektif bir bakış açısı. Dediğim gibi halk hala AK Parti'den yana umut besliyor. Zaten ben evet. Sizi anlatırken dedim ki evet. haber metninin içinde bilgisiyle, birikimiyle, bilinciyle, çalışma azmi, kararlı duruşu, sadakat ve insan yanıyla farkını fark ettiren, yapmış olduğu samimi hizmetleriyle mensubu olduğu AK Parti ve diğer partili insanlar tarafından bile takdir edilen Sevilcan hanımefendi diye ifade ettim. Gerçekten senin öyle bir gönül yönün var. Çok teşekkür ederim. Meymenet tarafın var da. Meymenet biliyor musun? Sağduyu demektir. Sağduyulu demek. İçsel bir zenginlik demektir sevgili izleyiciler. Peki bu enerjinin sırrı ne? Vallahi bu enerjinin sırrı ne? Herhalde davaya olan bir aşk, hizmete olan bir aşk, millete olan bir aşk diye tanımlayabilirim. Bu irfan duygusundan kaynaklanan bir aşk olmasın? Yani o ayrı bir aşk. Yani bu gerçekten belki kelimelere yine ifade edildiğinde çok mübalağalı bir tanım gelebilir ama
Ben hayatımda hep böyle bir hizmet etme, insana hizmet etme heyecanı, hevesi olan bir insandım. Bunu da zaten kendi partimde bulduğum için de, yaşadığım için de çok bilmiyorum. Yani herhalde bu enerjiyi siyasette olmamın verimli olmakla bir eş değer tutuyorum yani. Peki Sevilcan Hanım, gerçekten bugün dünya insanlık ailesi, özellikle evet. iletişim konusunda, sosyal medya konusunda peklerde dolaşıyor. Artık dünya o açıdan ben 81'li saymaya çalıştım sevgili izleyiciler. Bir prompturdan falan okumadım. Yani zaten zihnime koymuşum. Ben de Tayyip Bey kadar zekiyim. Evet. Cumhurbaşkanı zeki olunca şey de zeki oluyor. Yani yurttaşlarımız da zeki olabiliyor. O gün mesela bir kediye karşı olan duyarlılığını dün herhalde ekranlara yansıdı. O duyarlılığını da size ayrıca soracağım. Çünkü benden daha yakın olduğunuz için, el sıkıştığınız için efendim Tayyip Bey'i size soracağım. O açıdan dünya küçük. Her şeyden haberimiz oluyor. Herkesin de her şeyden haberi oluyor. Bu anlamda ama insanda da bir şey var. Erozyon var. Ahlaki yok oluş var. Özellikle bu sosyal medyanın etkisi. Bu konuda Sevilcan'ın zihninde insan nereye oturur, ne anlam ifade eder? Sosyal medya. Şimdi sosyal medya bir defa bir realite, bir gerçek. Artık hızla büyüyen, globalleşen bir dünyada kesinlikle yani inkar edemediğimiz bir realite. Bunun kullanım şekli de aslında insana bağlı bir şey. O erozyonlar, o ahlaki deformasyon, yani bizlerle alakalı bir şey ama şart olan bir şey. Artık dediğim gibi küçülen, hızlı bir iletişim ağı, çok kısa bir zamanda milyonlarca insanla iletişim haline girebiliyor, kendinizi ifade edebiliyorsunuz. Bunun için de önemli bir şey diye düşünüyorum. Özellikle gençlerin, hani biz belki bir orta kuşak veya da artık hani teknolojinin son şeylerine erişmiş bir kuşak olarak görüyorum. Yani teknolojiyi kullanıyoruz. Ben de sosyal medyayı kullanıyorum. Elimden geldiği kadar aktif olmaya çalışıyorum ama gençler bu konuda bunu bir direkt bir iletişim aracı gördüğü için kullanılması gerekir bir şey olarak görüyorum. Gençlere ulaşmanın en kısa yolu olarak görüyorum. Ama tabii sizin de dediğiniz gibi bunu çok fazla böyle ahlaki şeye şey yapmadan, deformasyona uğratmadan gerçek bilgi niteliğinde kullanmak çok önemli. Daha önemlidir diyorsun. Daha çok önemli. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi bizi bütün Türkiye'den izlediklerine göre Edirne'den Kars'a, hatta bütün dünyadan. Şimdi bu lise öğrencisi güzel hanımefendi, artist gibi hanımefendi kim diye merak ediyorlardır. Çok sağ olun. Sevilcan kimdir? Evet. Hangi mektepleri bitirdi? Buyurun oradan başlayalım. Şimdi, Yüksel Bey, çok teşekkür ederim öncelikle. Bu kadar övgüye mazhar olmak biraz mahcup etti. Şimdi ilk önce Sevilcan bir eş, bir anne ve siyasetçi. Yani toplumsal rolümü ancak kısa öz bu şekilde bir şey yapabilirim, özetleyebilirim. Tabii açarsak Adana'da doğdum. Tabii tarihini söyleyeceğim şimdi ama 1968 doğumluyum. Ceyhan doğumluyum. Evet. Ceyhan'ın Yeşildam köyünde doğdum. Tabii ekonomik bazı sebeplerden biliyorsunuz merkeze göçler var. İlk orta liseyi Adana'da bitirdim. Kendimle ilgili şöyle bir tanımlamam var benim. Evet. Ceyhan'da doğdum diyorum. Çocukluğum Yüreğir'de geçti. Sinanpaşa, Kışla Mahallesi, Sepici oralarda. Genç kızlığım da Seyhan'da ve Seyhan'ın mahallelerinde geçti. Artık olgunluk çağım da Çukurova'da, Çukurova bölgesinde. Ama malum Adana çok yaz memleketi olduğu için yazları Pozantı, ondan sonra Tekir, işte Kozan'ın yaylaları, Horzum falan oralarda çocukluğumuz geçti. Kısaca Adanalıyım. Adanalı olarak tanımlıyorum kendimi. Dediğim gibi Adana Erkek Lisesi mezunuyum. Eskişehir Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu. Yüksek lisansını da çok sonraları tamamlamış malum sebeplerden. Çukur Üniversitesi'nde tamamladım. 4 çocuk annesiyim. Çocukların isimlerini rica edebilir miyim? En büyük Buğsenur. Buğsenur'a sevgiler buradan. Nerede okuyor o? Ne yapıyor? Kimya mühendisi. Okulunu bitirdi. Ne? Kimya mühendisi. Tabii kimya Maşallah, mühendisi. Maşallah, evet. İstanbul'da özel bir firmada çalışıyor. Aynı zamanda yüksek lisansını tamamladı, doktorasını yapıyor. İkinci kızım fizyoterapist.
lazım. Yaşlanıyoruz. Aa, çok önemli. Yani. Onu benim konuk almam lazım. Kesinlikle. Neydi onun ismi? Gizem Cansu. Evet, Gizem Cansu. Buradan Mertçe teklifimdir. En kısa zamanda Mertçe Söyleşi'de buluşuyoruz. Şu terapi olaylarını bir büyüteç altına alalım. Selamlar, sevgiler. Evet. Taha Yusuf var, 3 numara. O da üniversite sınavına hazırlanıyor. Burada da bütün ekranların önünde bütün oğluma başta olmak üzere tüm sınava gidecek çocuklara da başarılar önümüzdeki hafta muhteşem. 10 gün sonra zannedersem sınava girecekler, şey yapıyoruz. 10-15 gün sonrası şeyden bir hafta sonra olacak. Onlara da başarılar diliyorum. En küçük de lise 2'ye geçti. Begüm Sıla. İşte bunların annesiyim. Evet. Evet. Dur şurada, evet. Yüksel Bey radyo programlarında, evet. Dur Yüksel Bey, erkek politikacı eşlerini biliyoruz. Demiş kim? Zübeyde Ertanlar hanımefendi. Hemen yazmış Yüksel Bey, erkek politikacı eşlerini biliyoruz. Hanım politikacı olarak sayın vekil adayının eşi her konuda yardımcı oluyor mu merak ettim demiş. Evet. İrfan Bey, yani gönlünüzün sultanı. Allah onunla razı. Nerede tanıştınız? Üniversitede mi tanıştınız? Hayır. Biraz daha eski. Öyle mi? İrfan Bey'le. Tabii bu kadar ekranın önünde söylediğim ne için. Ne var? Bir mahsuru yok. Evet. Ortaokul yıllarımızda İrfan Bey'le tanışıyoruz. Vay be! Çocukluk aşkım. Yani öyle denir mi bilemiyorum ama çok şeyi paylaştık. Hayata dair çok şeyi paylaştık İrfan Bey'le. Belki de en önemli, en özel şeyi de en son paylaştık. Yani bu bir aşk, bir aşkla süslenen bir evlilik. Ama geçmişe dair gerçekten İrfan Bey'le çok çok özel şeylerimiz var. Yani bu bir aşkın da ötesinde bir şey. Yani çocukluk aşkı diyorsunuz ama evet. Yani paylaştığımız çok şey var. Tabii Zübeyde Hanım'a teşekkür ediyorum. Çok doğru bir yaklaşım. Şimdi politikacı eşleri aslında politikacılar kadar, siyasetçiler kadar çok zorlanıyorlar. Çok zor şartlar altında bazı şeyleri yürütmek zorunda kalıyorlar. İşte eviniz var, çocuğunuz var, işiniz var. Bunlarla ilgili bir denge kurmanız gerekiyor. Burada sizin eşinizin eğer size bir katkısı, bir şey olmazsa zorlandığınız yerler oluyor. Allah'a hamdolsun ben İrfan Bey'den, eşimden hep bu yönde destek gördüm. Çocuklarımdan da destek gördüm. Allah onlardan razı olsun. Eğer zaten onlar olmasaydı siyasette 16 yıl gibi uzun sürekli bir şey yapmam çok zordu. Görev yapmam çok zordu. Çünkü Kurucu Kadın Kolları üyeliğinden başlayan bir siyasi yaşamım var. Yani 2002 yılından itibaren çok farklı görevlerde bulundum. Yani bunda tekrar geri dönmüş gibi oldum ama hayatıma. Yani Kadın Kolları kurucu üyeliği, ana kademelerde görev, ilçe Kadın Kolları Başkanlığı, farklı farklı görevler. Şimdi bunlar hepsi çok zor. Gerçekten destek almadan yapılacak şeylerdi. Çocuklarınızı büyütüyorsunuz. Bir taraftan okulları var, bir taraftan iş hayatınız var. Yani bunlar desteksiz yapılacak şeyler değil. Allah'a dediğim gibi hamdolsun. İyi ki böyle bir eşe sahibim. Her zaman, her daim desteğini yanımda gördüm. Çocuklarıma da kendisine teşekkür ediyorum. Benim de sevgili İrfan Can'a çok böyle mertçe efendim bir şeyim olacak. Sevgili dostum, seni en az 10 kere ekranlarda konuk aldım. Sevgili izleyiciler, Yüksel Mert İrfan Can diye girmeniz halinde Google'dan o şeyde programları izleyebilirsiniz. Hakikaten Dobra, hakikaten Mert, hakikaten soyadı gibi, adı gibi değerli bir insan. Ve Adana'nın özellikle bizim 10 yıl, 15 yıl önceki gençliğin böyle kanaat önderlerinden hala da o özelliğini devam ettiren bir güzel insandır İrfan Can. Adı ve soyadı gibidir ama ben eşini ilk defa burada canlı yayında tanıma şansına erdim. O benim 30 yıllık bir dostum olduğu halde ama eşi de çok karizmatikmiş gerçekten. Artık çok güzel bir şey tamamlanmış, kare tamamlanmış. Çocuklara İrfan Bey'e sevgiler, saygılar göndereyim. Peki hem ana olmak, hem politikacı olmak, hem çocuk yetiştirmek. Bu bir kadın açısından zor değil mi? Nasıl yetişiyorsunuz? Şimdi az önce de ifade ettim. Yani burada eşinizin ve çocuklarınızın desteği çok önemli. Dostlarınızın desteği çok önemli. Ama 15 yıl öncesinde şöyle bir siyaset yapan kadın sayısına baktığınızda, bugün siyaset yapan kadın sayısına baktığınızda çok zorlu ve şey bir süreçten geçtik.
AK Parti biliyorsunuz bu süreçte kadınlara her zaman pozitif ayrımcılıkta bulunmuş, değer vermiş, kadınları siyasette teşvik etmiş ve bu yönde her yönden desteklemiş bir parti. Tabii böyle bir partide görev yapmanın bir rahatlığı da var. Yani size değer verilen bir partide evet. siyaset yapıyorsunuz. Yani siz de biliyorsunuz 4,5 milyona yakın kadın üye sayısı var. 30 binden fazla teşkilatlarda görev yapan kadın sayımız var bizim. Şimdi burada dediğim gibi hani hem partinizin size vermiş olduğu bir değer var. Değer evet. olmasa zaten siyaset yapamazsınız. Önünüz kesilse ya da ne bileyim zorluklar çıkarılsa bunlar sizi hep motivasyonunuzu bozar, şevkinizi bozar. Dediğim gibi yani biz bu toplumsal rollerimiz içerisinde az önce sorduğunuz eşiz, anayız ama siyasetçiyiz de, siyaset de yapıyoruz. Siyaset kadınıyız. Yani toplumsal rollerimizden en önemli şeylerden biri toplumdaki kadınları da temsil ediyorsunuz. Bu da çok önemli. Dediğim gibi yani bunu partinizden destek alacaksınız, eşinizden destek alacaksınız ve eş dostunuzdan destek alacaksınız, çocuklarınızdan alacaksınız. Ben herhalde bu saç ayaklarını çok dengede bulan bir insanım. Tekrar teşekkür ediyorum eşime, çocuklarıma, dostlarıma ve partime, sayın liderime, cumhurbaşkanıma, reisime teşekkür ediyorum. Dur liderim dedin de lideri sormazdan önce evet. efendim ben Yüksel Mert olarak artık kurnazlaştım. Gençler gibi yapıyorum. Yani çünkü bütün kitap fuarlarına giden anaokulundan evet. tutun 10 tane çocuk kitabım var ve 30'a yakın eserim var. Her evet. kesimden insanlara kitap imzaladığım için onlarla muhabbet etme imkanı, sosyolojik, psikolojik, epistemolojik, ontolojik olarak ülkenin konumunu onlardan dinleme imkanı yakalıyorum. Kesinlikle bir şey görüyorum. Kadınların erkeklere karşı güvensizliği, erkeklerin kadınlara karşı, özellikle öğrencilerde, bu yeni yetişen öğrencilerde var bu. Bunun kesinlikle sebebinin sosyal medya olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü sosyal medyada alıyor, yapıştırıyor, evet. kullanıyor. Evet. Sonra bunlar işte gazara evleniyorlar, bu aşk dedikodu haberlerin ile tanışıyorlar. Evet, tanışıyorlar. Evlenince reel gerçekler ortaya çıkıyor ve boşanmalar hızla artıyor. Evet. Oysa ki bizim gençliğimizde bunu İrfan Bey çok iyi bilir. Mesela Kur'an'da bir insan kavramını irdelemek için ben Kur'an'ı hatmediyordum. İşte efendim şu surede şu ayette yazıyor, bu noktada şurada yazıyor diye alt alta getiriyorduk. Ve bu da bize bir bilinç, birikim, feraset, basiret kazandırıyordu. Şimdi artık bu kesinlikle ucuzladı. Kesinlikle. Bu bağlamda ben Yüksel Mert olarak hırsızlık yapıyorum. Hele de Sevil Can gibi sosyal medyayı çok iyi kullanan, Twitter'ı, Facebook'u, Instagram'ı, efendim WhatsApp'ı çok iyi kullanan bir insan olunca programda sorun yok yani. O kadar çok iktibaslar çalmışım ki bir Twitter mesajında diyor ki herkese sonuna kadar gerçekleri anlatmak, kardeşliğimizi diri tutmak, her gönle dokunmak için durmadan çalışıyoruz, çalışacağız. Aynen çok güzel öyle. Ya. Bunu evet. açalım biraz ya. Muhteşem bir şey bu. Şimdi siz az önce Kur'an'ı bir şey söylediniz. Benim için insan, yani Kur'an'a göre de tabii bunu alıyorum. Yaratılanların en şereflisi. Muhteşem. Hizmet edilmeye layık görülen en şereflisi. Yani koskocaba bir dünya insan dediğinizde. Benim karşımda yani bu zamana kadar hem 16 yıldır siyasi hayatımda da o siyasetten önceki tüm yaşamımda da şuna dikkat etmeye çalıştım. Karşımdaki insanın ideolojisi ne olursa olsun, etnik kökeni, ırkı, dili, dini ne olursa olsun ben insanı insan olarak, o şerefli mahlukat olarak görmeye çok çalıştım. Çok güzel, harika. Ve bunun içinde partimin de az önce yine tekrar söyleyeceğim. İnsana hizmeti hakka hizmet olarak gören bir felsefeyi, bir şiarı benimsediği için de kendimi orada buldum ve 16 yıldır da zaten yaptığım bu halka hizmeti, hakka hizmet olarak görüyorum. Yani bence en şey hizmetin en değerlisi insana yapılır. Yani bütün canlılara yapılır ama en değerlisi insan ve insana bakış açım da böyle. Yani etnik kökenin ne olursan olursa olsun, dili, dini ne olursa olsun ben insana insan olarak bakıyorum. Muhteşem. Ben de aynı şekilde aynı düsturu efendim düstur edinmişim. Mesela Kur'an'da
16 Taksim 125 ya da 33 Taksim ya şeyde bir başka surede insan ilişkilerinde ki benim meslek hayatımda, yazarlık, gazetecilik hayatımda bir düsturdur, başıma taç yaptığım bir ayettir bu. İnsanları Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Ve onlarla mücadeleni, münakaşanı, münazaranı en güzel yol hangisiyse onunla yap. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde sav. Bir de bakarsın ki sana düşman olan insan sımsıcak bir dost oluvermiştir. Buna da ancak sabredenler kavuşturulur. Çok muhteşem Allah bir şey gerçekten. İnsan. Ben siyasilere de bunu öneriyorum, bu ayeti. Gerçekten öyle tatlı dil, yumuşak söz. İşte tam bu bağlamda siyasetin dilini ben sevgili kardeşime sormak istiyorum. Siyasetin dili. İşte siz de ifade ettiniz. Siyasetin dili samimi olacak, gönüle dokunacak. İnsana, karşınızdaki insanı sadece bir cismani, fiziki olarak görmeyip onun o ruhuna, o manevi şeyine de dokunmanız çok önemli. Bence siyasetin dili bu olmalı. Ben nacizane böyle yapmaya çalışıyorum. İnşallah beceriyorum. Sanırım Tayyip Bey'de bu olay var diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bundan dolayı. Yoksa tabii. O kadar insanın yani dün Yeni Kapı'yı gördüm. Gerçekten kesinlikle. Adeta bir orada kıyamet yaşanıyor. O yaşlı efendim bir sakat bir yurttaşımızın arabasıyla gelmiş ve üzerine yağmur var diye yağmurluğunu almış. Öyle yağmurluğunu alan akın etmiş. Bu gönüle dokunuluyorsa böyle bir karşılığı vardır toplumda. Kesinlikle. Yoksa horlarsanız, yukarıdan bakarsanız, adam yerine koymazsanız gerçekten bu bir arabata sözü, ener recul nahnur recul diye. Siz adamsanız biz de adamız der toplum ve ilgilenmez. Millet sizi yüksek perdede görmek istemiyor. Yani halkın içerisinde olacaksınız. Hani Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya, hep bize teşkilatlara şeyi vardı, sıkmadık el, ondan sonra girmedik ev bırakmayacaksınız, girmedik gönül bırakmayacaksınız diye. Kendisi yapıyor. Sizin dediğiniz gibi bizlere de, teşkilatlara da, teşkilatta görev yapan tüm herkese tavsiyesi de bu yönde. Bunu yapmak lazım. Yani siyasetçi üst perdeden konuştuğu zaman zaten halk, millet kendisinden kabul etmiyor size. Yani onlardan biri olacaksınız. Zaten biz onlardan biriyiz. Yani eski dönemlerdeki gibi milletvekilleri yukarıdan gelmiyor. Halkın içerisinden geliyor. İşte Sevilcan, Ceyhan'da doğmuş, evet. Adana'da büyümüş, birçok zorluklar geçirmiş, orta gelirli bir ailenin bir çocuğu ama bir bakıyorsunuz siyasette yer alıyor. Ve bu da belki hani soracaksınız şeylerde, eğitim hakkı zaman zaman da kısıtlanmış başörtüsünden dolayı. Çok zorluklar içerisinde okumuş, çok zorluklar içerisinde çalışmış ama bu milletin içerisinden, bu halkın içerisinden çıkan bir insan olunca yani artık diyecek bir ifade bulamıyorum. Biz milletimizle birlikte siyaset yapmayı şiar ediniyoruz. Ya burada efendim salonda misafirlerimiz var ama ekibi olduğu halde alkışlamıyorsunuz kardeşim ya. Allah Allah. Evet. Alkış sesleri önemli siyasetçi için ve programcı için de. Efendim Mesut Ünal Bey şu anda arka fonda oturuyor efendim stüdyoda. Hoş geldin sevgili kardeşim. Allah razı olsun. Mehmet Ünlü. Mahmut mu Mehmet mi? Mahmut Ünlü. Gerçekten çok munis, evliya gibi bir çocuk yani. Öyle. Yüzü öyle yansıyor öyle. Bana. Ekibin de çok samimi. Evet. Hasret Özmen hanımefendi. Allah'ına kadar Urfalı ama çok hanımefendi. Evli misin yavrum? Evet, Hasret Özmen'e de hoş geldin diyelim. Ve Saadettin mi Sadrettin mi? Sadrettin. Sadrettin Sofi. Hakikaten çok sofi, bir nakşi müridi gibi oturuyor orada. Ona da hoş geldin diyorum. Ve tekrar ekip ablanız için bir alkış rica ediyorum. Ve bu bağlamda şeyi soruyorum hanımefendi size. Tayyip Bey'in diğer liderlerden farkı ne? Neler? Buyurun efendim. Aslında Yüksel Bey, az önce siz yakalamışsınız. Bakın yeni mitingini şey yaparken halkı ne kadar samimi olduğunu. Bir defa Cumhurbaşkanımız bir lider. Ben genel başkan olarak görüyorum. Bir lider olarak başkalarını görmüyorum. Diğer partinin şeylerini. Şimdi kendisini ülkesine vakfetmiş bir lider. Gerçekten Cumhurbaşkanımız. Kararlı, sabırlı, çalışkan, azimli, çok samimi.
Yani sokakta gezerken yaşlı teyzelerin ona sarılmak için şey yaptığını görüyorsunuz. Ya da aksakallı dedelerin aynı şekilde bir ona karşı bir teveccühünü. İşte sosyal medyada çocukların onunla görüşmek, onunla şey yapınca videolar çektiğini, ağlayarak evet. çektiğini. İşte ne bileyim yani sokakta yürük o samimiyeti görüyor. Cumhurbaşkanımız böyle samimi bir lider. Yani taklit etmiyor. Gerçekten samimi. Bunu önden ben diğer genel başkanlardan, diğer liderlerden kendisini çok farklı görüyorum. Tabii bunun yanında da çok ustaca bir yönetici. Yani Türkiye'ye ve dünyaya verdiği mesajlar, hiç kimsenin söyleyemediği cümleler hafızamızdan silinmiyor. İşte dünya beşten büyüktür şeyi. Yani hiç kimsenin söyleyemeyeceği, bir liderin söyleyemeyeceği, belki kendi kariyerinden korkarak ifade edemeyeceği şeyleri Sayın Cumhurbaşkanımız mertçe söyleyebiliyor. Bizim program i̇şte gibi mertçe. Mertçe. Hem de sevgili izleyiciler, evet. emperyalizmin mahfellerinde söylüyor. Evet, kürsülerinde aynen. yüzlerine, gözlerinin içine bakarak söylüyor. Evet. Gerçekten ben böyle bir evet. lidere sahip olduğumuz için Rabbime evet. şükrediyorum. Birileri nasıl anlarsa anlasın, beni ilgilendirmiyor. Evet, bu liderin, böylesi liderlerin kesinlikle çoğalarak ülkede var olmasını diliyorum. Evet. Tayyip Bey ile sınırlı kalmamalıdır. Tayyip Bey'den sonra da AK kadroların içinden, diğer partilerin içinden evet. benzeri liderler yüce halkımızın ruhuna, gönlüne, kalbine efendim dokunan liderler çıkmalıdır diye dua ediyorum kesinlikle. Halkımız samimiyeti anlıyor. Sevecan'ın zihninden ülkenin dünü bugünü dersek çok anlatılıyor ama bir de sizin evet. farkınızda. Şimdi Yüksel Bey aslında bu böyle bir çırpıda ya da bir kısa sürede anlatılacak bir şey değil. Bir defa Türkiye'de dünü ve bugünü anlatırken yaşımız itibariyle 80'li yılları 90'lı yılları yakinen tanıdığımız yaşadığımız için o dönemdeki Türkiye ile bugünü çok rahat kıyas edebiliyoruz. Bir defa Türkiye'de müthiş derecede bir eğitim noktasında zihinsel bir değişim var. Eğitim noktasında. Evet. Yani AK Parti iktidar olduğundan itibaren ilk önce kız çocukların özellikle bir bayan olarak, bir kadın olarak, bir anne olarak bunu ifade etmeden geçemeyeceğim. Zihinsel bir devrim yaptı. Kız, haydi kızlar okula kampanyası, işte anne kız okula. Bunlar %90 gibi kız çocuklarımızın okullaşma oranını arttırdı. İnşallah bu sıfırlanacak ve sıfırlanma noktasına da doğru da geliyor. Bu büyük bir zihinsel bir değişimdi. Büyük bir Türkiye'nin dününden bugüne geçen bir şey. Çünkü 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda eğitim hakları kısıtlanmış bir Türkiye vardı. İşte başörtüsü yüzünden üniversitesine gidemeyen, işte imam hatiplerin kapandığı dönemler. Bakın onlar hep eski Türkiye'de kaldı. Bunların hepsi bizde müthiş bir dediğim gibi zihinsel değişim gösterdi. Artık okullarda bırakın işte görüyorsunuz meclise doğru yol aldık. İş hayatımızda da başörtülü bir şekilde çalışabiliyoruz. Tabii hem üniversite sayılarının arttırılması, 81 ilde üniversite kurulması, derslik sayılarının arttırılması. Bunlar eğitim noktasında yaptığımız çok küçük şeyler. Aşağıda şu anda kısa sürede anlatabileceğim ama ulaştırma tünellerin açılması, duble yolların dört bir yanını sarması, ondan sonra işte hızlı trenin yine aynı şekilde her şeye ilimizde olması için mücadele edilmesi. Sağlık anlatmak bile istemiyorum. Zaten sahaya iniyoruz. Ben sağlıkla ilgili devrimi, değişimi anlatacağım. 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda eczane kuyrukları yok. İşte efendim hastane kuyrukları diyeceğim. Halkımız bunlar benden önce bunları anlatıyor. Yani böyle büyük bir değişim, çok uzak bir tarih değil. Biz bunları 90'lı yıllarda yaşadık. 16 yıl sanki böyle çok uzun bir süreymiş gibi gelebiliyor ama 16 yıl önce kadınlarımız doğuda, karda, hamileyken çocuklarını kaybedebiliyorlardı. Hastanelere yetişemiyorlardı. Doğum yapıyorlardı. Çocuklarımız hastanelerde rehin kalıyordu. Yani biz bunları geride bıraktık. Böyle büyük bir, nasıl diyeyim, eski Türkiye'de bunlar. Yeni Türkiye'de
16 yılda o kadar yapılan hizmetler var ki, yani aklıma gelebilen tamam, çok ufacık şeyler söylüyorum. Tamam hanım, yeter valla. Yani ya siyasetçi bu gibi konuştu. Bu AK Partililer olayı çözmüş kesinlikle. Hepsi, ama 16 özür diliyorum, sözünüzü kestim. İnşallah 24 Haziran'dan sonra bu daha da ivmelenerek hız kazanacak bu abi, hizmetler. Abi liderleri gibi böyle konuşuyor. Yani kesinlikle ağırlarda ıyılıyor. Ben 20 yıllık televizyon programcısıyım. Böyle bir karizma, böyle bir efendim akış görmedim. Ben terliyorum, sizde hiçbir şey yok. Hava da sıcak. Sıcak. Ama ben terliyorum, sizde maşallah. Yani kesinlikle bakan bile olabilirsiniz yani. Recmen bir gayip yapmayayım ama onu bile becerecek şeyle biz de Adanalılar olarak gurur duyuyoruz gerçekten. Allah razı olsun. Ben Adanalı birinin performansının, yapıp ettiklerinin, icadının, efendim keşiflerinin ben yapmışım kadar bir anlam ifade ettiğini düşünen hümanist bir yapıya sahibim. Adana, Dünya İnsanlık Ailesi'ne Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Abidin Dino, Taha Toros, Yılmaz Güney, Bedri Baykam, Ziya Paşa, Ekmel Ali Okur, efendim Sedat Memili, her kesimden insanları sayıyorum. Canlılar, İrfan Can, Bendeniz Hıyar Yükselmer gibi her kesimden insanları armağan eden bir sıcak toprak. Peki Adana'nın bu özelliği ne sizce? Nedir bu sırrı Adana'nın? Ya da senin evet, gözünle Adana ne anlam ifade evet eder? Şimdi tabii bir Adanalı olunca bir aidiyet duygunuz var. Burada var, doğmuşsunuz, büyümüşsünüz. Evet, kesinlikle. Yani bu aidiyeti... Anılarınız var, hatıralarınız var. Tabii kesinlikle bir aidiyet duygunuz var. Onun için de sizin için Adana özel ve kıymetli bir yerde. Yani burada dediğim gibi doğduğunuz, büyüdüğünüz, bir aidiyet hissediyorsunuz. Ama tabii Adana sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi bir medeniyet ve kültür şehri. Evet. Yetiştirdiği sanatçılarla, ondan sonra anlattığı yazarlarla, çizerlerle. Tabii mutfağını da bir tarafa koyuyorum. O da özel bir yere sahip. Güzel bir şehir. Yani Adana'nın havası sıcak, insanı da sıcak ve insanı da mert. Yani benim için Adana çok hani tabii Adanalı olduğumuz için herkes böyle düşünebilir ya, kendi memleketi böyle, çok özel bir şehir. Göç alıyoruz, o kültürleri de kendi bünyemiz içerisinde bir farklılığımız oluyor. Farklı bir kaynaşma içerisinde oluyoruz. Adana Güneydoğulusuyla, Doğulusuyla, İç Anadolusuyla, İç Anadolu'dan da göç aldığımız için söylüyorum. Evet. Artık bir bütünleşmiş. Yani ben dolayısıyla yani Adana'yı seviyorum. Yani Adana sıcak bir memleket, vallahi, insanı sıcak bir memleket. Sevil Can, Türkiye'nin iz düşümü gerçekten evet, Adana özel bütün bir şehir. Mozaikleriyle, evet, ırkıyla, rengiyle, değişik kültürleriyle evet, Türkiye'nin bir iz düşümü gibi. Dikkat edin ve öyle bir irfan sahibi bir kent ki en küçük bir spekülasyona meydan vermiyor. Çok uç haberler yapılıyor Adana'yla ilgili ama realde Adana öyle değil. Hakikaten insanlar kardeşçe gece gündüz sokaklarda rahatlıkla gezebiliyorlar. Adana, sana kurban olurum Adana. Osmaniyeliler alınmasınlar. Eşim beni izliyor Cebeli Bereket'ten. Alnından öpüyorum. Sabah kahvaltısını hazırladım. Yeşil erik topladım. Yo. Efendim. Hatta o kadar çok eriğimiz var ki isteyene bilavedel gönderebilirim yani. Televizyona da getirdim ama Sevilcan Hanım bir tane bile almadı. Ereğe karşı efendim, alerjin mi var anam senin ya? Yok, biraz mide problemim var o sebepten dolayı ama çıktıktan sonra stüdyodan söz bir tane yiyeceğim sizin canım için. Canım benim. Evet, tüm Cebeli Bereket ki Cebeli evet, Bereket muhtarı sarayda ağırlanan bir muhtar Şaban Savcı. Buradan sevgilerimi gönderiyorum. Bak çok önemli. Bir defa saraya çağrıldı diye Cebeli Bereket'in o dağın başında Bilge Lider Devlet Bahçeli'nin memleketi Hasan Beyliği ile efendim Zorkun Yaylası'nın ortasında benim doğup büyüdüğüm yer, kitaplara konu edilen bir yer. Hatta geçen İstanbul'dan çok değerli bir genel yayın yönetmeni dostum Ferit dedi ki ya Yüksel abi, bu Cebeli Bereket'i senin kadar gündeme getiren bir insan görmedim dedi. Evet, ben Adana'nın da Osmaniye'nin de Cebeli Bereket'in de fahri misyoneriyim efendim. Bu biline Cebeli Bereket'te bizi izleyen
kumandalarına bir numarayı efendim metro televizyonunu getiren tüm ailelere sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum ve yine bir tane çalıntı. Dünden çaldım bunu sevgili Sevil'den. Sırtımızı yasladığımız çınar, başımızın tacı babalarımız. Yaşam boyu sağlık ve mutluluk duası ile tüm babaların babalar günü kutlu olsun demiş. Dün Facebook sayfasında bunu paylaşmıştı. Dün babalar günüydü. Evet. Ben de buradan öyle bir gün babalar günü diye bize yutturmayın. Ey ehli irfan, biz onu yutmayız. Baba ve anneye bütün zaman dilimlerinde, her zaman diliminde sevgili, saygılı olma durumundayız. Kesinlikle. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Kesinlikle katılıyorum. Ama tabii modern dünyanın şeyleri bunlar. Evet. Belki bir gün sadece dilimize geliyor ama gönlümüzde bizim için her zaman için anneler günü, babalar günü. O gün yani artık dediğim gibi dilimize gelen bir kutlama oluyor. Ben babamı 99 yılında kaybettim. Canım benim. Allah rahmet eylesin. Ve tüm babalara. Evet. Tabii bir duygusal bir şeye de girmek de istemiyorum. Benim için gerçekten sırtımı yasladığım bir çınardı. Dertleştiğim. Evet. Her daim desteğini yanında gördüğüm. Geçmiş yıllarda okul eğitim hakkım elimden alınırken her zaman benim yanımda olan bir babaydı. Yani tüm babalar gibi. Çocuğun iyi gününde, kötü gününde her daim yanında. Onu çok özlüyorum. Yani canım benim, keşke yaşasaydı. Şimdi acaba yaşasaydı evet. Kızının çok gurur duyardı. Efendim milletvekili olacağını hayal etseydi. Evet, gurur duyardı. Gerçekten tabii. Bütün babalar tüm çocuklarıyla babalar. Ama, gurur duyar. Bizim için babalar günü bir gün değil. Annem sağ yaşıyor. Allah ona da uzun ömür versin. Benim için her gün anneler günü. Her ne kadar bu süreçte kendisini ihmal etsem de hakkını helal etmesini her gün söylüyorum. Yani onlar bizim şeylerimiz, çok annemiz babamız, yani bunu söyleyecek bir laf bulamıyorum. Evet, ben değerli rejiden rica ediyorum bu bağlamda. Peki ülkenin lideri sevgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan analarla ilgili, insanla ilgili neler söylüyor? Onu bir hep birlikte dinleyeceğiz. Hazırlayalım ama ondan önce yine bir mesajını okuyacağım hanımefendinin. Ortalaması bir yılı bulmayan koalisyon süreçleri, hükümet pazarlıkları, istikrarsız yönetimler son buldu. Artık istikrar abidesi bir Türkiye var. Şimdi şahlanma vakti demişsiniz. Gerçekten çok motive edici tümceler buluyorsunuz. Siz mi? Danışanlarınız mı var? Şimdi bir ekibimiz var. Şimdi evet. Haklarını inkar etmeyelim. Birlikte istişare sonucu çıkan cümleler de oluyor. Birlikte şey yapıyoruz. Ekip çalışması. Sahaya çıktığımızda birlikte ortamı görüyoruz. Birlikte birçok şeyleri yaşıyoruz. Dolayısıyla ekiple birlikte yaptığımız bir çalışma. Yani şey, o Kur'an-ı Kerim'de Şura suresinde bir ayet var sevgili izleyiciler. Ve emruhum şura beynehum diyor. Onların işleri aralarında istişare iledir. Kesinlikle. Yani ben yok, biz bilinci var. Bu ekip çalışmaları kesinlikle. O açıdan çok anlam ifade ediyor. Sevgili reji hazırsa Tayyip Bey'in analarla ilgili annesine özelde efendim söylediği o şiiri Çukurova sıcaklığında bütün Türkiye'ye yolluyoruz. Hazırsa alalım beyefendi. İçimde kaynayan bir mahşer var. Bu mahşer bir de annelerin kalbinde kaynar. Çünkü onlar yün örerken pencere önlerinde ya da çamaşır sererken bahçelerde birden alıverirler kara haberini. Okul dönüşü bir trafik kazasında can veren oğullarını. Bir de gencecik aşıkların yüreklerini bilirim. Bir dolmuşta yorgun şoförler için bestelenmiş bir şarkıdan bir kelime düşüverince işlerine, karanlık sokaklarına dalarak şehirlerin, beton apartmanların sağır duvarlarını yumruklayan ya da melal denizi parkların ıssız yerlerinde, örneğin Hint Okyanusu gibi derin, isyanın kapkara sularına dalan. Nice akşamlar bilirim ki karanlığını,
bir millet hastanesinde, 9 kişilik kadınlar koğuşu koridorunda, başını kalorifer borularına gömmüş, beyaz giysilerinden, uykular dökülen tabiplerden haber sormaya korkan genç kızların yüreğinden almıştır. Bir de baharlar bilirim. Apartman odalarında büyüyen çocukların bilmediği, bilemeyeceği. Anadolu bozkırlarında, İstanbul'dan çıkıp Diyarbakır'a doğru, tekerleri yamalı asfaltları bir Ağustos susuzluğu ile içen, cesur otobüs pencerelerinden, bilinçsiz bir baş kayması ile görülen, evrensel kadınların iki büklüm çapa yaptıkları tarla kenarlarında, çıplak ayakları yumuşak topraklara batmış ırgat çocuklarının, bir ellerinde bayat bir ekmeği kemirirken, diğer ellerinde sarkan yemyeşil bir soğanla gelen. Yüzler bilirim ülkeme dair, karşılıksız kalmış bir sevda gibi gelir. Kala kalmış bir kıyıda melul ve tenha kalbim gibi. Kaybolmuş daracık ceplerinde elleri, titreyen kenar mahalle çocukları, bir sıcak somun için, yalın kat bir don için, dökülürler bulvarlara yapraklar gibi. Kadınlar bilirim ülkeme ait, yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak, göğüsleri Çukurova gibi mümbit, dağ gibi otururlar evlerinde. Limanlar gemileri nasıl beklerse öyle beklerler erkeklerini. Yaslandın mı çınar gibidir onlar, sardın mı umut gibi. İsyan şiirleri bilirim sonra, kelimeler ki tank gibi geçer adamın yüreğinde. Harfler harp düzeni almıştır mısralarında. Kimi bir vurguncuyu gece rüyasında yakalamıştır, kimi bir soygun sofrasında, ışıklı salonlarda, hırsızın gırtlağına tıkanmıştır. Müslüman yürekler bilirim daha, kızdı mı cehennem kesilir, sevdi mi cennet. Eller bilirim haşin, hoyrat, mert. Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her kırışı sorulacak bir hesabı, her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Evet, muhteşem gerçekten. Muhteşem bir ses, muhteşem bir dokunuş. Yani söyleyecek söz bulamıyorum. Belki şunu söyleyebilirim. Gönül yardan geçer, serden geçemez. Bağlanmış ikrara kavi özlüyüm. Her sözüm dinleyen özüm seçemez. Sırat köprüsünden ince sözlüyüm. Benim sözüm çürük değil sağ gibi. Çürük sözler akar, erir yağ gibi. Üzerinden kervan geçer dağ gibi. Yokuşluyum. Sanma beni düzlüyüm. Yolcu, ateş yanmak ile yol yanmaz. Erenlerin dokuduğu çul yanmaz. Cehennemde günah yanar, kul yanmaz. Günahlarla sürmelenmiş gözlüyüm. Hani alkış? Seyrani, aradım onu her yerde. Aşkı sevda ile düşmüşem derde. Hırkam günahımdan yüzüme perde, Rabbim huzurunda kara yüzlüyüm. Sevgiler saygılar sunuyorum, işte bu ülkenin şairlerinden Kayseri Develili efendim bir şair söylemiş bunu da. Madem ülkenin cumhurbaşkanı şiir okuyor, ben de okurum abi. O türkü söylüyorsa ben de söylerim abi. Ve benim gelinim bir mesaj göndermiş. İyi yayınlar Yüksel Bey. Bak baba, bey mi diyorum? Evet bey. Ben AK Parti Yüreğir Gençlik Kolları Sekreteriyim. Sevil Can Hanım'a bir sorum olacak. Önce Adana AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı yaptı. Daha sonra güven tazeleyerek ikinci kez Kadın Kolları Başkanı seçildi. Şimdi ise Adana'dan 6. sıra milletvekili adayı oldu. Bu başarısının kendisine katmış olduğu duyguyu biz gençlere bu başarıyı yakalayabilmek için nasıl bir yol izlememiz gerektiğini anlatabilir mi? Bu arada ben Sevilcan Hanım'ı bu başarısından ötürü tebrik ediyor, devamını diliyorum demiş Lütfiye Mert hanımefendi. Çok teşekkür ederim. Urfalıdır ha. Evet. Teşekkür ediyorum Lütfiye'ye. Şimdi
Tabii Sevilcan bu noktaya gelene kadar vekil adayı olacağım diye yola çıkmadı. Aa, çok güzel. Hiç hayalinde yok muydu öyle hayır, bir şey? Hayır. Hiçbir, yani belki bu hani bir hedef insanlar kendileri için koyması evet. Çok doğal bir şeydi. Çok normal bakıyorum bunu ama ben bir vekil olacağım diye değil. Zaten sözlerimin başında da söyledim. Ben hep insana hizmet odaklı çalışan bir insanım. Evet. Yani bunu siyasette de daha önceki yaşam, siyasetten önceki hayatımda da bunu yapmaya çalıştım. Tabii gençlere uzun soluklu bir şey, 16 yıldır siyasette böyle bir başarıyı göstermek, liderim tarafından, reisim tarafından, genel başkanım tarafından böyle bir şeye mazhar olmak elbette ki bana gurur verici. Yani teşkilatlarda görev yapmış bir kişinin onurlandırılması sadece ben de değil tabii listemize baktığımız, evet. Baktığınızda. Teşkilatta görev yapan birçok arkadaşımızın listede yer aldığını görürsünüz. Bu bizim partimizin bize vermiş olduğu değeri gösteriyor. Bundan büyük bir gurur duyuyorum. Dediğim gibi bu noktaya gelene kadar bir süreç geçti. Gençlere şunu söyleyebilirim. Azimli olmaları lazım. Kahve alır mısınız? Alırım. Dirayetli tamam. Olmaları gerekiyor. Bir Sayın gerekiyor. Selahattin Sekin Bey, evet. Rica etsem çaycıya ulaşamıyorum. İki, nasıl evet. Alıyorsunuz? Sade sana? Bir kahve alırım. Bir sade kahve, ben de uykum katsın. Çok evet. Teşekkür ediyorum. Şimdi politikayla uğraşan her genç kardeşimiz muhakkak kendisi için de böyle bir makamsal bir hedef koyabilir. Koymalısı da çok doğrudur ve bu yolda da yol yürümeleri gerekiyor. Bizleri bu hedefe götüren, bu başarıya götüren şey de zaten koyduğumuz hedeflerimizde. Her ne kadar ben bunu başta koymadıysam da. Ama gençlerimize bunu tavsiye ediyorum. Kendilerine bir hedef koysunlar. Ancak onlara şöyle bir tavsiyede de bulunmak isterim. Koydukları bu makamsal hedefleri asla ilkelerinin, duruşlarının, ve en önemlisi de vatan, bayrak sevgilerinin önüne geçmesine izin vermemeleri gerekiyor. Vermemesi gerekiyor. Halka hizmeti, hakka hizmet noktasında yine söylüyorum. Her zaman böyle görmelerini, sabırlı olmalarını, azimli olmalarını. Zaten gençlerin önünü Sayın Cumhurbaşkanımız açtı. İşte seçilme yaşı da artık 18'e indi. Önleri açıldı. Sadece bu noktada sabırlı olacaklar. Şey olacaklar, nasıl anlatayım, ilkelerinden taviz vermeyecekler, hizmet odaklı çalışacaklar, makama, koltuğa odaklı çalışmamalarını tavsiye ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın sıkça ifade ettiği bir şeyi de onlara hatırlatmak istiyorum. Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğilen bir nesil istiyoruz biz. Sadece Allah'ın huzurunda rükuya ve secdeye eğilen. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şeyini asla unutmamalarına gençlerimize tavsiye ediyorum. Muhteşem. Suale geçmezden önce ben öyle sücut, efendim rüku dediği zaman kırmızı çizgilerimdir bunlar. Efendim ben aynı zamanda bir meal hafızıyım, tamam mı? Onu biliyor muydun? Biliyorum. Yani orijinal hafızlar çok da ama meal hafızı önemli. Evet. Kur'an-ı Kerim 33 taksim 1 ne demek? El-Ahzab suresi 1. ayet şöyle başlar. Ya eyyühen nebi yittekillah. Ey nebi, Allah'tan kork demektir. Birinci sure bu. 33 taksim 1. Ey nebi, Allah'tan kork, kafirlere ve ikiyüzlülere itaat etme evet. diye başlıyor. 33 taksim 2. Ve tebi ma yuha ileyke min rabbike. Rabbinden sana vahyedilene uy. Peygamber'e söylüyor bunu evet. Aleyhissalatü vesselama. Cenab-ı Hak 3. Ve tevekkel alallah. Allah'a dayan. Ve kefa billahi vekilen, Allah kuluna kafi değil mi? Evet, evet, benim de arzuladığım işte böyle bir gençlik. Yani sadece Allah'tan korkan, ikiyüzlülere, münafıklara, kafirlere itaat etmeyen ama Allah karşısında boynu bükük, evet, secdeye varabilen erdemli insanlar. Evet, çok güzel. İrfanlı ahlak sahibi. Çok güzel bir çıngı çaktın yüreğime. Ben de paylaşmış oldum. Yahu Yüksel Mert, sen mi konuksun bu hanımefendimi? Ben merak ediyorum. Siz mi konuksunuz, ben mi gerçekten? Peki siz bana sual soracak olsanız ne sorardınız? Buyurun.
Ne sorardım Yüksel Bey? Birden böyle ani oldu. Şimdi sorulara alışmışım, ne sorardım? Evet. Yani Yüksel Bey zaten kendisini en güzel şekilde ifade ediyor. Yani şu an bir soru gelmedi aklıma. Canım benim, canım benim. Peki evet. Sevilcan Hanım, evet. Bir Cumhur İttifakı var, bir de Millet Hı-hı. İttifakı var. Bunlarla ilgili bir izahat yapmak isterseniz buyurun efendim. Teşekkür ederim. Şimdi bu ülke 15 Temmuz gibi çok hain bir darbe girişimi yaşadı. Malum hepimiz bunu birlikte yaşadık. İçimize yuvalanmış, niyeti Türkiye lehine olmayan, iradesini ve aklını kiraya vermiş hain bir içimizde işte bir örgüt milletin evet. iradesine, canına kastetti. Çok acı bir tecrübe yaşadık o gece. FETÖ alçakça bu milletin silahını, aslında bu milleti doğrultma hassizliğini ve hainliğini gösterdi. Ve bunu da ne yazık ki dini kullanarak, dini argümanları kullanarak yaptı. Tabii bu süreç sonrası toplumun her kesiminde biz büyük bir uyanış, büyük bir diriliş, büyük bir birliktelik gördük. Bu ruhu da zaten Yenikapı'da da birlikte gösterdik Milliyetçi Hareket Partisi ile. İşte Cumhur İttifakı aslında bu seçimde bunun vücut bulmuş hali. Cumhur İttifakı. Bu Cumhur'un, yani bu halkın ortak değerlerinin bir olduğu, kardeşliğin sergilendiği bir ittifak. Karşıdan Millet İttifakı'na bakınca aslında Millet İttifakı'nın çok karmaşık bir yapısı olduğunu görüyoruz. Burada yani şimdi baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin misyonu, ondan sonra İyi Parti'nin, Saadet Partisi'nin ve dışarıda da her ne kadar bırakılsa da HDP'nin, yani bunların hiçbirinin bu Türkiye'nin cumhur şeyiyle ortak bir noktası yok. Eğer bunlar yarın bir gün başa geçmiş olsalar, direksiyonu başka birinin elinde, vitesi başka birinin elinde, bir arabayı düşünün, bu şekilde hareket etmiş olacaklar. Bence Cumhur İttifakı kardeşliğin, birlikteliğin temsilcisi, diğer tarafta çok da birliktelik olmayan, işte dediğim gibi herkesin her şeyi bir yöne çektiği bir ittifak söz konusu. Ben sadece bu kadar Oğuzhan demek istiyorum. Oğuzhan yavrum, şu kahveye bir bak. Seyhan'dan ilk kadın kollarına uzanan Savha'dan, Savhahat'ın, samimiyetin, emeğin öyküsü. Rabbim yolunu, yolumuzu açık eylesin. Selamlar demiş Talat Bey, Talat Akyürek Bey. Biz de kendisine sevgilerimizi gönderiyoruz. Ben AK Parti ve Sevil Can'a niçin oy vermeliyim? Evde yemek yapıp çocuk büyütmek yerine neden siyaset? Siyasette kendisine kimi ya da kimleri idol olarak alıyor demiş Selçuk Bey. Buyurun efendim. Evet, baştaki şeyi kaçırdım. Neden? Ben AK Parti ve Sevil Can'a niçin oy vermeliyim? Şimdi Sevil Can'a oy değil, ben AK Parti'ye. Şimdi siz bana şöyle bir soru... Adanalı olduğu için o açıdan evet. öyle düşünmüştüm. Evet. Şimdi bir defa şunu söyleyeyim, zaten sorunuzun birinde şöyle dediniz. Türkiye'nin dünü bugünü. Evet. İşte Selçuk Bey'e şunu söylüyorum. Türkiye'nin dününe bakın, bugününe bakın. Kim hizmet etti? Bu ülkeyi nereden aldı? Nereye getirdi AK Parti hükümeti? Zaten Selçuk Bey'in de bunları çok yakinen takip ettiğini, çok yakinen bildiğini tahmin ediyorum. Bunun için AK Parti'ye oy vermeli. Yani bir ortaya bir vizyon koyan bir parti, geleceğe dair söyleyecek sözü olan, projeleri olan tek parti AK Parti. Bakın diğerleri hep geriye dönmekten bahsediyor, yakıp yıkmaktan bahsediyor. Ama AK Parti'nin ortaya koyduğu bir 2023, 2051, 2073, 2071 pardon, bir hedefleri var. Bir hedef koyuyor. Geleceğe dair söyleyecek, geleceğe dair yapacak o kadar çok şeyimiz var ki. Biz şunu yapmıyoruz AK Parti olarak. 16 yıldır bu ülkeye, bu millete bu kadar hizmet yaptık. Tamam, çok iyi yaptık, burada kalsın. AK Parti bunu demiyor. Hep daha fazlası gençler için ne yapabilirim, eğitim için ne yapabilirim, sağlık için ne yapabilirim, bu millet için ne yapabilirim, bu ülke için ne yapabilirim. Bizim böyle bir misyonumuz, böyle bir vizyonumuz var. Hedefimiz güçlü bir Türkiye. Yani bunun için uğraştığım için AK Parti'ye
oy vermeli. Ama diğerlerinin ortaya koyacak herhangi bir vizyonu olduğunu görmüyorum ben geleceğe dair. Teşekkür ederim. Evet, yine bizi Bursa'dan izleyen bir dostumuz Harun Çelik. Harun Çelik benim arkadaşım. Ama AK Parti'ye muhalif bir arkadaşım olabilir. Bir iş adamıdır kendisi. Eleştirmiş beni. Selam Yüksel Mert abim. Koca Adana'da bula bula AKP adayını mı buldun? Kusura bakma ama yazmak zorundayım. Atatürk'ten özür diliyorum demiştin ya. Bence bir kere daha özür dile demiş Harun Çelik Bey. Evet, ben eleştirilere sonuna kadar açığım. Zaten Facebook sayfamda bunun cevabını Harun Bey'e verdim ben. Efendim, bir siyasi tercihimden dolayı dostluğu kaybetmem ben. Dostluğu mezara gömmem ben. Eleştiri olmazsa olmaz bir temel prensiptir bana göre. Eleştirisiz bir toplum, milletvekili, aday, televizyon programcısı uyumaya ve uyutulmaya mahkumdur. Ancak eleştirinin de şekil ağda olduğu gibi bir estetiği, güzelliği, tahrik edici yanı olmalıdır. Ne diyorsunuz Harun Bey'e? Vallahi herhangi bir şey söylemek istemiyorum. Saygı duyuyorum. Ama Türkiye'de bir demokrasiyi savunuyorsa, demokratik bir ortamda AK Partili adayında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve hangi partiye ait herkesin seçim propagandası yapma hakkına sahip, televizyonlara çıkma hakkına tabii sahip, canım, Yüksel kesin. Mert de bunları ağırlama evet, hakkına sahip. Kesinlikle, kesinlikle. Yani, saygılarımla ağabey demiş, bayramınızı tebrik ediyorum demiş Yasin Asma kardeşim. Evet, tanışıyor. Yasin Asma'ya buradan yürekten sevgilerimi gönderiyorum. En kısa zamanda kucaklaşıyoruz. Bir Mertçe söyleşi sizin evde inşallah çekiyoruz. Bu arada gelin olan kızımıza da geleceğin aynasında güneş gibi parlayan evlatlar nasip etsin Rabbim diyorum Yasinciğim. Evet, Hüseyin Bayrak demiş ki mide merkezli siyasette renksiz, heyecansız, kibir, enaniyet, tepeden bakma, devlet suratlı, vefasız, profesyonel edası, garanti makam havası vesaire itici bir eda bunlar. Genelde yeri garanti olan ve para karşılığı çalışanlar. Vallahi Hüseyin ne demek istediğini anlamadım ben. Sen anladıysan. Ben de anlamadım. Evet. Sandığın tayin eden ve ufuk çizen gücüne, evet bu Ömer Bey'in bir mesajı, mükemmel bir mesaj gerçekten Sayın Bakanımız Ömer Çelik Bey'in. Sandığın tayin eden ve ufuk çizen gücüne güvenelim. Kadınların ülke siyasetine damga vurma gücünün artması, ülkemizin gücünün artmasıdır demiş. Gerçekten muhteşem bir tespit. Kesinlikle. Adana'da kaç tane hanımefendi var listede? Listede 3 tane bayanımız var. Muhteşem. Tabii seçilebilecek sırada 2 tane bir bayan var. Zaten biri malum biliyorsunuz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Jülide Sarı Eroğlu. Evet. Adana'nın ilk sırada kadın adayı. 6. sırada ben ve bir de Reyşan Altıner arkadaşımız var. Üçümüz de Adana için, Selçuk Bey'in cevabına bir kez daha burada şey yapma, Adana'ya hizmet etmek için yola çıkmış kadın adaylarız. Yani Ömer Bakanıma da teşekkür ediyorum. Zaten dediğim gibi bizim partimizin şeyinde kadına verilen değer, hem yerelde hem genel meclislerde sayımızdan da bunu gösteriyoruz. Allah nasip ederse şu an önümüzdeki 24 Haziran seçimlerinden sonra mecliste AK Parti kadınlarımızı çok daha fazla göreceksiniz. Bu da birçok kadınımıza örnek teşkil edecek. Bu ülke meselelerini, toplumsal birçok sorunlar, birçok meseleye el atan kadınlarımızın ülke meselelerinde söz sahibi olduklarını AK Parti bir kez daha orada teyit etmiş olacak. İşte bizim de orada kadınlarımızla ilgili, toplumla ilgili, toplumun her kesimiyle ilgili söyleyecek birçok sözümüz olacak. Bundan da gurur duyuyoruz. Evet, Yüksel Bey, radyo programlarında neden sinir uçlarına dokunan konuları gündeme getiriyorsunuz? O radyo programıyla ilgili bir konu. Yüksel Bey, Adana sizinle gurur duyuyor. Sevil Hanım'a sorum, Ankara'ya taşınacak mı demiş Leyla. Hayır. Ankara'ya taşınmayacağım. Şimdi yeni sistemde zaten
Bizim daha çok yerelin içerisinde, yerel yaptığımız... Getir abi, getir arkadan. Kahvelerimizi getirebilirsin abi. Kendi bölgemizde bir milletvekilli sistemi getiriyor. Yeni evet. Bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Ben Ankara'ya taşınmayacağım. İrfan Bey burada çalışacak. İş yerimiz burada, evimiz burada. Çocuklarımız burada olacak. Ben taşınmayı düşünmüyorum. Ama malum bazı günler elbette ki orada olacağız. Benim gibi uçakta hatim indirmeye devam edeceksin. Orası vallahi kesin. Uçaktan korkuyorum. Her gittiğimde Yasin, Tebareke, Gulhü, Enham okuya okuya gidiyorum. Olsun. Ya Yüksel Mert, bu uçakta 500 kişi daha gidiyor. Yani sistem diye bir şey var. Evet, ama evet. insan evet. korkuyor. Korku da güzel bir duygu Sevil evet. Hanım gerçekten. Milletimiz için feda olsun. Biz hizmet etmek için bu makamlara talip olduk. Bunun da üstesinden geliriz inşallah. Bülent Talaş demiş ki 15 vekilin dağılımı nasıl olur falan demiş. Ama ayrıntısını göremedim sevgili Bülent. Selam sana da. Yüksel Mert, AK Partili ile AK Partili, CHP'li ile CHP'li, MHP'li ile MHP'li oluyorsun. Senin bir kıblen yok mu demiş Murtaza Ye diye bir arkadaş. Evet, kıblem Kabe benim ama ne yapayım yani. Şimdi şuraya bir CHP'li aday geldiği zaman adama nezaketsizlik mi yapayım? Bu benim misyonuma yakışmaz. CHP'liyle de konuşacak bir dilim, MHP'liyle de konuşacak bir dilim, AK Partili'yle de konuşacak bir dilim var. Bu konuya, sahneye, seyirciye göre konuşlanmak değil, efendim biraz da ekmek parası diyelim biz buna. Sevil Hanım, ne diyorsun bu adama? Şimdi, ya sen cevap ver bari. Vallahi Yüksel Bey, yani siz herhalde programın başından sonra sonuna kadar sizi çok dikkatli dinlememişler. Siz Kur'an-ı Kerim'de canım benim. İnsanla ilgili o kadar güzel bir ayeti ifade ettiniz ki ve bunu özümsemişsiniz, içselleştirmişsiniz, insana bakış açınızı da göstermişsiniz. Bu arkadaşımıza programın başından sonuna tekrar dinlemesini tavsiye ediyorum. Canım benim, akşam yani, izlesin tekrar. Tekrar izlesin çünkü Yüksel Mert orada kendisini ifade etti, insana bakış açısını ifade etti. Dili, dini, ırkı, ideolojisi, partisi ne olursa olsun ben karşımdaki insana insan olarak bakıyorum dedi. Zaten bu noktada Yüksel Mert'le Sevil Can da iyi anlaştı. Evet, şey gelmiş ayrıntı. Bülent evet. Talaş diyor ki Adana'da partilere göre bir değerlendirme yaparsa evet. AK Parti kaç vekil, diğerleri kaç vekil çıkarır diye bir sual sormuş. Şimdi Yüksel Bey, bunu şu şeyde söylemek çok doğru değil. Evet. Yani önümüzde daha bir hafta gibi bir süremiz var. Yarın büyük bir mitingimiz var. Burada sizin programınızda. Evet, biz onu unuttuk evet. sevgili reji. Evet. Sevgili Sevil Hanım'ın bir çağrısı var. Evet. Adana vaktiyle ilgili. O mümkünse hazırsa bir dinleyelim. Son tamam. birkaç sualle bitireceğiz efendim. Tamam. Evet, evet. onu bir dinliyoruz. Bu arada kahveyi bize ikram eden sevgili kardeşim Yüksel Hanım efendiye. Teşekkür ediyoruz. Ki, elinize sağlık. Televizyonumuzun gülüdür o. Gönülden teşekkür kahve ediyorum. Kahve süper. Sevgiler, saygılar. Sunuyorum. Kahvede güzel olmuş. Evet, hazırsa Adana vaktini Sevilcan'ın lisanıyla dinleyelim. Çünkü yarın çok önemli bir miting var efendim. Değerli hemşerilerim, bildiğiniz gibi 24 Haziran seçimlerine doğru ilerliyoruz. Her zaman olduğu gibi gücümüzü milletimizden alıyor, milletimizin hayır dualarıyla yeni bir dönemin penceresini aralıyoruz. Bu kutlu davada ilerlerken Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Adana'da Cumhur'uyla buluşuyor. Bu vesileyle tüm halkımızı 19 Haziran Salı günü saat 17'de istasyon meydanına davet ediyorum. Vakit Adana vakti. Haydi hasat vaktidir, tüm geçti vaktidir, vakit Türkiye vaktidir. Vakit Türkiye vaktidir. Evet sevgili izleyiciler, benim Yüksel Mert olarak 20 yıllık televizyon programcısı ve Adana'ya, Türkiye'ye gönül veren bir insan olarak Adanalılardan ricam. Başta Fikret Yeni Başkanımdan, Adana Valisi sevgili kardeşimden ve dahi bütün milletvekillerinden, mevcut bakanlarımızdan, sevgili Ziyaettin Yağcı'nın cep telefonunda, sevgili Cumhurbaşkanımızın
aynı meydanda taahhüt ettiği 12 tane taahhüdü var. Elbette bunun büyük bir çoğunluğu gerçekleşti ama onun içinde metronun devletin kanatları altına alınması olayı da vardı. Çünkü Adana için bir yük gerçekten metro. Lütfen Cumhurbaşkanımıza, alkış tutacağımıza bunu usulü lisanla iletelim. Adana adına bir şeyler yapmış olalım diyorum Mertçe ve Sevilcan. Bütün yoğunluğuna rağmen hoş geldin, sefa geldin. En son hangi kitabı okudun? En son Hayaletler Şehri Selanik, Mark Muzaffer'ın bir kitabını okudum. Muhteşemsin. Çok muhteşem bir kitaptı. Bu bir ay geçti, bir ay onu yani 1,5 ay kadar oldu. Şimdi bir Orta Doğu, Bernard Lewis'in belki siz de biliyorsunuz, bir kitabına başladım. Ama ne yazık ki bu yoğun süreçte çok sağlıklı okuyamıyorum. Yani en son bu kitaplara baktım. Tabii ara ara farklı kitaplara da baktığım oluyor, siyaseten takip ettiğim. Ben de sana bir yazar olarak kitaplar getirdim. Evet, çok getirdim. Teşekkür ederim. Efendim, bu sevgili kameramanım gösterebiliyor evet. musun? Burada Yüksel Mert var. Çok enteresan bir resim bu. Evet. Bunu çok önemli bir Adanalı tiyatro sanatçısı sevgili kardeşim yaptı. Marka bir resim oldu. 10 tane çocuk kitabı var. Zekamı seveyim. Çünkü Sevilcan çok zeki bir hanımefendi. Hem o zekasıyla birlikte gülmesi, düşünmesi için bunu size çok hediye ediyorum. Ayrıca yine Yüksel Mert'in Övünmek Gibi Olsun Nutuk. Sadeleştirilmiş, o kalın nutuktan çocuklarımız bıkıyor, usanıyor. Bu sadeleştirilmiş nutuk çocuklarımız bir çırpıda okuyorlar. Bu konuda da ciddi tartışmalar var. Bana diyorlar ki her şeyle oynuyorsun, nutukla da oynadın diyorlar. Ama olsun, çocuklarımızın nutuğu da okumaları lazım. Buyurun, kütüphanenizde olsun. Ediyorum. Bu da yine benim yaşamımı konu alan, Türkiye'de 150. baskısını yapmış, Edirne'den Kars'a bütün seçkin mağazalarda bulunan, ben Yüksel Mert, Atatürk'ten özür diliyorum. Bakalım ne yazmış Yüksel Mert? Sevgili kardeşim Sevilcan hanımefendiye okuması, düşünmesi ve sorgulaması dileğiyle 18 Haziran 2018 Adana anısı olarak. Çok teşekkür ederim. İrfan Bey'e verdim ama sana özel veriyorum. İnşallah okursun. Çok teşekkür, okuyacağım Yüksel Bey. En kısa zamanda fikrimi de, düşüncemi de sizinle paylaşacağım. Harika. Eleştirilerimi de paylaşacağım. Harika. Peki, unuttuğum bir şey var mı? Sormam mı istediğin bir soru var mı? Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bugün beni konuk ettiniz programınıza. Şahsım adına gerçekten çok mutlu oldum. Estağfurullah. Çok güzel bir programdı. Samimi bir programdı. Herhangi bir soru yok. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Efendim inşallah milletvekili olup o arada Adana'mızı temsil, Türkiye'mizi temsil ettiğin zaman da bizleri unutmazsın. Bizim kendimiz adına bir talebimiz olmaz. Ama bir kahveni içip orada bir Mertçe söyleşi çekmek için makamınıza gelebiliriz. Memnuniyetle. Şayet Allah nasip eder. Yine halkımız, milletimiz teveccüh eder, takdir eder. Bizi meclise gönderirse size sözüm olsun. Orada ağırlayalım. Canım benim. Çok teşekkür ederim. Gençler, hani son bir alkış. Son bir alkış. Alkışlayanlar efendim kendi adamları. Tabii gönül istiyor ki bütün Adana aslında alkışlıyor. Tekrar Mehmet Bey'e, Mahmut Bey'e, Hasret Hanımefendi'ye, Sadrettin Sofi kardeşime, kamera arkasında sevgili Oğuzhan'a ve rejiye ve dahi tepede sevgili kardeşim Selahattin Sekin Bey'e gönülden teşekkür ediyorum. İnsan demek eksi hata demektir. Birlikte olduğumuz zaman içinde elbette hatalarım, yanlışlarım, yanılgılarım, yanlış ifade biçimlerim olmuştur, olabilir. Bütün bunları düzeltmek azminde ve kararında bir insan olarak uyarılara, ikazlara, nasihatlere ve her türlü eleştirilere açık ve muhtacım ve muhtacız. Bu duygular içinde yarın inşallah yine tam saat 11'de Rengarenk programında Adana'da özellikle araç konusunda zihninde istivhamı olanlar, mesajlarınızı şimdiden yazabilirsiniz. Efendim, Oto Galericiler sitesi kurucusu İbrahim Öcal konuğum olacak. Hepinize duyurulur. Sevilcan'la birlikte Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim.